Herkese merhabalar, ben Ömer Faruk Doğru. Bugün sizlere arkadaşlar yurdumu göstermek istiyorum. Yorumlarda çok merak ediyordunuz. Bir günün nasıl geçiyor, yurt nasıl bir yer vesaire gibisinden. Bu arada ben Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Şimdi size Medipol yurdunu göstermiş olacağım. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda yurt odasındayız. İlk olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Medipol'de ilk bine girerseniz eğer ücretsiz yurt hakkı elde etmiş oluyorsunuz ve bu odalar 3 kişilik oluyor. Yurttaki neredeyse tüm odalar arkadaşlar 3'er kişilik. Yani böyle çok fazla seçenek yok. Bir de tek kişilik odalar var. Eğer Türkiye birincisi olduysanız ücretsiz olarak tek kişilik odalarda da kalabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar normalde 3 kişi kalıyoruz ama pandemiden dolayı derslerimizin çoğu online olduğu için arkadaşlarımın çoğu sınavlara geliyor. Yani oda arkadaşlarım o yüzden burada yok. Yurtta aslında çok fazla kişi yok. Pandemi sürecinde açık ama derslerimiz online arkadaşlar. Yurtta da tabii ki temizlik ve hijyen biraz daha fazla olmuş oluyor ve maske takmamız gerekiyor. Genel manada ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek neredeyse her şey var. Bunun dışında hani güzel olan şeylerden biri odalar hafta içi her gün temizleniyor ve bu çok güzel bir şey bence. İstiyorsanız odayı biraz göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, bu Aus arkadaşımın yatağı. Aus yabancı arkadaşlar, Arap asıllı ama Amerikan vatandaşı. Amerika'dan Türkiye'ye geldi. Burada Alperen yatıyor, burada da ben yatıyorum dediğim gibi. Çalışma masalarımız diğer tarafımızda, bence gayet geniş ve güzel. Yani ben seviyorum en azından. Burada yine çalıştığım masa, bilgisayarım bu şekilde. Onun dışında diyette olduğum için ara öğün olarak elma yiyorum. Sonrasında burada bir mutfak köşemiz var. Evet, video için her şeyi topladım bu arada. Video için ekstra bir odayı temiz görüyorsunuz aslında şu anda. Bunu da bir itiraf edeyim. Onun dışında arkadaşlar ben komiteye hazırlanırken yani genelde çalışmalarımda sürekli yanımda sıcak bir şeyler olsun istiyorum. O yüzden bol bol çay içiyorum. Burada sallama çayımız var, kettle'ımız var. Onun dışında bu protein tozları arkadaşıma ait. Burada dolapta yine eşyalarımızı tutabiliyoruz. Ve buzdolabımız. Buzdolabımızda da ufak olarak depolamak istediklerimizi, aldıklarımızı koyabiliyoruz. Şimdi gelelim banyo ve tuvalet kısmına. Şimdi burada dolabımız var dedim. Dolaplar da fazlasıyla. Benimki yine şu köşedeki dolap. Ve buranın yanında bizim tuvalet ve banyo bölümümüz başlayacak ama böyle kocaman aynalarımız var. Sonra buraya geldikten sonra hani şeyi gösterebilirim. Bu aynalı dolabımızla birlikte lavabomuz var. Ve şöyle biraz geri çıkayım. Bu taraf tuvalet ve bu tarafta banyo. Yani ufak ufak aslında. Şöyle göstereyim. Şöyle ufak duşa kabin gibi. Onun dışında benzer olarak lavabomuzda, hop ışığını açmamışım, bu şekilde. Şimdi arkadaşlar odayı size kısaca göstermeye çalıştım. Umarım yeterli olmuştur. Şimdi yurdun geri kalanını göstermeden önce size biraz oda arkadaşlarımdan bahsetmek istiyorum. Benim oda arkadaşlarım üst dönemlerim. Yani ben şu an 2. sınıfta okuyorum. Oda arkadaşlarım 3. sınıfta okuyorlar. Hani onlardan biraz taktik alması bu açıdan güzel oluyor. Ve bir tanesi yabancı olduğu için biz odada İngilizce konuşuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu biraz abartı gelebilir belki ama ben hani İngilizcem sıcak kalsın istiyorum. Yurt dışına gitmeden önce İngilizcem çok iyi değildi. Gidip geldikten sonra iyiydi ama onu da korumak istiyorum. Ve İngilizcenin hani hayatım boyunca çok önemli olacağını düşündüğüm için bol bol pratik yapmaya çalışıyorum. Bu noktada biz odada İngilizce konuşmaya karar verdik. Alperen de benim gibi düşündüğü için, İngilizceye önem verdiği için dedik ki yabancı bir arkadaşla kalalım ve hep İngilizce konuşalım. Şimdi arkadaşlar size yurdun diğer kısımlarını göstermek istiyorum. İstiyorsanız oraları da görmeye başlayalım. Videonun bu kısımlarında arkadaşlar sesim nasıl geliyor tam emin değilim. Maskeden dolayı bir engel olmuş olabilir ama biliyorsunuz pandemi sürecinde maskemizi daima takmalıyız. O yüzden ben de yurtta hep takıyor olacağım elimden geldiğince. Şimdi odadan çıktım ve burayı göstereyim hemen. Burası katın lobisi gibi bir şey aslında. Katta oturma alanları. Telefonla falan konuşurken bazen buraya geliyoruz ya da arkadaşlarımızla buluşacaksak buraya geliyoruz. Ve şu arka tarafımda da mutfak var. Şimdi mutfağa gidelim. Her katta bir tane mutfak bulunuyor ve burada kendi eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz ya da yemek yapacağınız malzemeleri alıp burada gelip yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Ve çok kalabalık olmuyor aslında, yeterli oluyor. Yani ben burayı böyle aşırı kalabalık görmedim pek. Ama buradayken size bir itirafta da bulunayım. Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Cidden nasıl yemek yapılır çok bilmiyorum. O yüzden ben daha çok
yemekhane ve kafeyi kullanıyorum. Dediğim gibi evet, burası mutfağımız. Burada işte bulaşık makinemiz, lavabolarımız, tezgahlarımız var. Arka tarafında ocaklar var. Elektrikli ocaklar ama gayet yeterli. Onun dışında buzdolabımız ve mikrodalga ve tost makinemiz var. Binada yaklaşık mutfaklardan 4 tane falan olması lazım. Her katta bir tane. Yurtta normalde 5 katlı arkadaşlar. Şimdi istiyorsan sizi çalışma odasına götüreyim. Burası çalışma odamız arkadaşlar. Buradan yurtta 2 tane var. Komite haftaları biraz kalabalık oluyor buralar ve burada ders çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Burada arkadaşlarla beraber çalışmak güzel oluyor, motive edici oluyor ve ben yurtta genellikle odamda çalışmaktan zorlanıyordum. O yüzden burası çok iyi oluyor bana. Bunun dışında arkadaşlar her katta böyle toplantı odası tarzında odalar var. Buralarda da böyle boş olduğunda çalışma imkanınız oluyor ya da böyle grup çalışması yapacaksanız o odalara gidebiliyorsunuz. Şu arkamda gördüğünüz arkadaşlar çamaşır odamız. Şimdi içeride çok fazla ses olduğu için böyle dışarıdan çekiyorum. Haftada 2 tane de çamaşır hakkımız oluyor yani burs öğrencilerim. Normalde de zaten böyle bir torbaya dolduruyoruz ve her katın belli günleri oluyor haftada ve o günler içerisinde çamaşırları teslim ediyorlar. Akşamına da yıkanmış olarak almış oluyoruz. Çamaşır sistemi de bu şekilde. Arkadaşlar videoda nasıl gözüküyordan bilmiyorum ama spor salonu aslında ufak bir yer yurda ait ve aylık belli bir ücreti oluyor ama pandemi sürecinde kapalı. Ben video çekmek için izin alarak buraya girdim aslında. Şimdi burayla ilgili de şunu söyleyebilirim aslında. Aletlerin çoğunun birkaç fonksiyonu var ve bu şekilde aslında yapmak istediğiniz birçok şeyi burada yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi alan olarak da iyi yanıysa odaya yakın olduğu için ben genellikle kullanıyordum yani. Spor yapmayı seviyorum aslında ama çok aşırı yaptığımı da söyleyemem. Bu arada çok diyetime odaklandım. İnşallah biraz daha ilerledikten sonra spora da biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Kullandığımız zamanlarda da belli bir saat randevusu alıyorduk. O saatlerde girebiliyorduk. Burası da arkadaşlar mescidimiz. Bunun dışında kampüsü de bir tane de cami var, ufak bir tane. Evet arkadaşlar, şimdi yavaştan dışarı doğru gidiyoruz. Şimdi burada size ilginç bir şey göstermek istiyorum. Bu da biz yurda girip çıkarken yüz tarama kullanılıyor. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kamerası var ve yüzümüzü okuttuğumuzda, tabii ki maskemi çıkartmam gerekiyor. Yüzümü okuttuğumda yüzümü tanıdığımda geçebiliyorum. Teşekkürler. Aynı şekilde giriş de bu şekilde. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şeyle başladı. Yurtta ya da okulun çeşitli yerlerinde, üniversitede yani ücretsiz maske alabiliyorsunuz. İmzanızı vererek arkadaşlar bir tane maske alma hakkınız oluyor. Bence bu çok güzel bir şey. Özellikle bu süreçlerde maskemizi de sık sık değiştirmeliyiz ya. Çok fazla maske almak yerine buradan ücretsiz olarak temin edebiliyoruz. Burası da lobimiz bu arada. Burada da arkadaşlar öyle arkadaşlarınızla buluşacaksanız vesaire burayı kullanabilirsiniz ya da şurada maç izlemek için bazen televizyon kullanılıyor. Vlogu biraz ters çekmiş oluyorum galiba çünkü normalde dışarıdan içeri girilir herhalde ama ben biraz daha tersten gitmiş oluyorum. Şimdi size binanın dışını göstereceğim ve biraz kampüsü göstereceğim. Şu arkamda gördüğünüz bina daha demin içinde size gösterdiğim yurt binasıydı. Burası erkek yurdu. Kampüs vlogumuzu hatırlarsınız. Üniversiteyi gösterdiğim. O kampüs burası değil. Orası güney kampüs. Buraya yürüme mesafesinde. Burası da kuzey kampüs. Burası yurdun ve laboratuvarların olduğu bir yer. Ayrıca mühendislik fakülteleri burada. Bir de İngilizce dil okulu bu kampüste. Yani aslında çok büyük bir kampüs değil. Ama bu şekilde yurtları barındırıyor. Ayrıca içeride basket sahası var. Voleybol sahası var. Arkadaşlar yanlış bilmiyorsam burası Medipol'ün ilk yapılan kampüsü. Yani kuzey kampüsü şu an bulunduğumuz yer, yurdun olduğu işte laboratuvarların ve mühendislerin olduğu yer. Önceden Medipol'ün tamamıymış. Sonradan güney kampüsü, o büyük bina inşa edilmeye başlamış. Hala orada aslında devam eden kısımları da var. Şu gördüğünüz yurdumuzdu. Yanında basket sahamız var. Yukarıda böyle pansiyon, öğretmen evi gibi bir yer var. Onun için arkamdaki bina arkadaşlar dil okulu. Ben bu dil okulunda yaklaşık 5-6 ay falan okumuştum. Sonrasında Londra'ya gitme durumu olmuştu zaten. Bu şekilde. Onun dışında yanda yemekhanemiz var. O da ayrı binada söylemiştim. Blok blok yani aslında bunların her biri. Şu yanımdaki blokta da mühendislik fakülteleri ve bizim araştırma laboratuvarlarımız var.
Arkadaşlar kampüs turu yapıyorken size göstermek istediğim bir diğer yer daha var. Orası da şu arkamda gördüğünüz girişimcilik merkezi. Orası bayağı yeni yapıldı ve orası böyle sizin yapacağınız projeler için bir kuluçka merkezi gibi bir şey oluşturuyor. Aslında bu üniversitelerde bayağı yaygın bir şey. Böyle Teknokent adıyla ya da böyle girişimcilik merkezi adıyla çokça görebilirsiniz. Bu gerçekten hani projelerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız böyle fikirlerinizi hem size böyle bir network oluşturuyorlar hem böyle bir ofis gibi çalışma alanı oluşturuyorlar. Bu tarz katkıları oluyor. Ayrıca eğitimler vesaire de oluyor. Şimdi isterseniz tekrardan yurda gidelim, odamıza gidelim ve ben bir günümü nasıl değerlendiriyorum bunu görmüş oluruz. Evet arkadaşlar, videonun sonunda sizlere bir günüm nasıl geçiyor bunu da aktarmak istiyorum. Şimdi ben yaklaşık 7.30'da uyanıyorum. Yani iyi ihtimal 7.30'da, eğer uyanamazsam biraz daha ileri tabii ki. Sonrasında bir saat ders çalışıyorum kahvaltıdan önce. Sonrasında kahvaltımı yaptıktan sonra da yaklaşık 2-3 saatlik bir ders çalışma periyodum oluyor. Burada da hani ders çalışmaktan kastım da şu aslında. Online derslerime katılıp hocaların bize attığı slaytları açarak onlardan çalışıyorum. Ertesi günde de bu slaytları tekrar ediyorum. Genellikle komiteden önce yaptığım çalışma bu. Komiteye yaklaştığında ise çalışma süremi çok daha fazla arttırıyorum. Şimdi devam edelim. 3-4 saat çalışma ile geçiyor. Yaklaşık öğlen olduğunda hani öğlen yemeğimi de yedikten sonra biraz daha vaktimi YouTube'a ayırıyorum. Şimdi YouTube aslında tıpla beraber götürmesi zor bir şey. Çünkü ben düzenli olarak aslında yorumları okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Onun dışında böyle çeşitli video fikirleri üzerine çalışmaya çalışıyorum. Belli günleri de aslında video çekmeye ayırıyorum. Paylaşım sırasında da ayarları yapmadır vesaire. Demek istediğim aslında günümün belli bir kısmını çalışmaya geçiriyorken, ders çalışmayla geçiriyorken günümün bir kısmını da YouTube'la geçiriyorum. Benim için genelde böyle oluyor. Hatta şöyle özetleyebilirim. Ders, YouTube ve öğrenme benim genel olarak vaktimi nasıl geçirdiğimi gösteriyor. Şöyle ki öğleden sonra biraz daha çalışacaksam 1-2 saat daha ders çalışıyorum. Yani günde totalde 4-5 saat falan çalışmaya çalışıyorum bu süreçte. Sonrasında 1-2 saat YouTube'a ayırıyorsam her gün yaklaşık bir 10-15 dakikamı okumaya ayırıyorum. Yani kitap okumaya ayırıyorum. Okuduğum kitap mutlaka oluyor zaten. Ve bunların haricinde de eğer araştırmak istediğim bir mevzu varsa, öğrenmek istediğim akademik bir şeyler varsa ya da akademik projelerimizle alakalı bir şeyler yapacaksak vaktimin bir kısmını onlara ayırmış oluyorum. Genel olarak günlerim bu şekilde geçiyor diyebilirim arkadaşlar. Buna yeni hedefler de eklemiştim aslında geçtiğimiz günlerde. Yeni hedeflerimden bir tanesi diyetti, diğeri de spordu aslında. Bunlar benim için aslında bayağı yeni şeyler. Hani şimdi birçok alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum ama mesela beslenme ve diyetle alakalı kendime hani çok bilgi sahibi de değildim. Çok düzenim de yoktu aslında. Sporla alakalı hala yok. Ama bir süredir diyetimi yapıyorum ve kilo vermeye de başladım ve sağlıklı beslendiğimi hissediyorum. Bu güzel bir şey. Darısı spora. Yani yeni hedeflerimi koyduktan sonra aslında gün içinde belli vaktimi de ona ayırmış oluyorum. Tabii şöyle de anlaşılsın istemem aslında. Hani bu günler hep aynı mı? Hep böyle klasik monoton mu diye düşünebilirsiniz ama aslında öğrendiğimiz şeyler ilgimi çektiği için ve YouTube'la alakalı kısımlar da zaten beni çok mutlu ettiği için, YouTube'da çalışma yapmak beni çok mutlu ettiği için aslında monoton geçmiyor benim için. Onun dışında ne öğreniyorsunuz bu aralar diye merak ediyorsanız arkadaşlar, biz şu an sindirim sistemini öğreniyoruz. Biliyorsunuz lisede de aslında vardı. Sindirim sistemindeki organlar, organların işleyişi, kimyasal gerçekleşen şeyler, bunların hepsini yaklaşık 5-6 hafta içerisinde görüyoruz. Anatomisi, fizyolojisi ya da işte biyokimyası, bunlar nasıl gerçekleşiyor, bunların hepsini görmüş oluyoruz. Bu ara bunları öğreniyoruz. Umarım bu vlog hoşunuza gitmiştir. Ben uzun süredir vlog çekmiyordum. O yüzden biraz benim için heyecanlı bir süreç oldu. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayın. Tekrardan ben Ömer Faruk. Önümüzdeki günlerde inşallah güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.